Kuruluş Osman dizisi bu sezonun şu ana kadarki en etkileyici fragmanını sundu. İzleyiciler diziden bir kez daha etkilenmiş görünüyor. Hayranlar, tarihi olayların dizinin bir parçası haline geldiğini görmekten çok mutlular. Kuruluş Osman 143. bölümde yeni bir Movol komutan daha tanıtılıyor. Bu yeni Movol komutanı kim olacak ve Osman Bey ile ne büyük bir çatışma yaşayacaktır. Prensesi kaçırdıktan sonra Osman Bey kendisini çifte saldırılardan korumak için ne yapacak? Öncelikle Görklü Han'ın Elhani devletinin emirlerinden biri olduğunu ve çok kana susamış bir Moğol olduğunu. Osman Bey'in fetihlerinden bıkan Bizans İmparatoru Andrinikos çareyi Moğollar ile ittifak olmakta buldu. Bunun için İlhanlı Han'ı Olcaytu Han'a kardeşi Maria ile evlenmesi için teklif götürdü. Prenses Maria'nın evlilik teklifi sadece Olcaytu Han için yapıldı. Ancak Olcaytu Han bu evliliği kabul etmedi. Fakat bu ittifak bozulmadan kaldı. Bu yüzden prensesin Elhani'nin güç güçlü emiri Görklü, Han ile evlenmesi kararlaştırıldı. Bunun karşılığında Olcay Tuhan da Osman Bey'e karşı 40 bin kişilik ordu gönderip onu yok etme sözü verdi. Osman Bey, prensesin kervanına saldırıp onu kaçıracak. Zaten Prenses Maria da bu evliliği istememekte ama abisi İmparator Andrinikos tarafından zorla gönderildi. Emiri Görklü Han bu saldırı haberini alır almaz çok sinirlenir ve bu öfkeyle birçok Moğol askerinin de kafasını keserdi. Emiri Görklü Han da Osman Bey Prenses. Maria'yı kaçırmasından dolayı prensesi geri almak için Osman Beylere hamlelerde bulunacaktır. Ama Emiri Görklü Han'ın prensesi Osman Bey'den almayı başaracağını düşünmüyoruz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.